Fatih Şahin, binbaşı, Ömer Halis Demir'i şehit eden terörist. 15 Temmuz'da terörle mücadele konusunda Özel Kuvvet Harekat Üssü'nde operasyon hazırlığı yapıyorduk. Yanımda 16. Tabur Komutanı Volkan Yaman, Altan Bora Albay, 2. Grup Komutanı ve binbaşı Selçuk Akbey vardı. O da 25. Tabur Komutanı. Gün boyunca operasyon planlama faaliyetimiz devam etti. Harekat saldırısı hazırlıyorduk. Saat 21.30'da 1. Özel Kuvvetler Komutanım Semih Terzi beni askeri hattan aradı. Alarm verin dedi. Operasyon için hazırlıklarınızı tamamlayın, yarım saat içinde Diyarbakır Havaalanı'nı hazır etmek için hazır olun dedi. Biz de hazırlıklara başladık. Bizim özel kuvvetlerin hiyerarşisi Özel Kuvvetler Komutanı Tuğgeneral Semih Terzi'dir. Biz uçakla havalandık. Uçakta Semih Terzi, silahlı kuvvetler yönetime el koydu. Ankara'ya gidiyoruz dedi. Ankara Timeskut'a indik. Biz geldiğimizde helikopter vardı. Helikopterle özel kuvvetlere gittik. Orada bizi Ümit Pak Albay karşıladı. Tugay komutanımızla Ümit Pak ve biz karargaha doğru ilerliyorduk. Karargahın girişinden 10 metre önce ateş açıldı. Karanlıkta ağaçlığın içinden bize ateş açıldı. Ben karşılık verdim. Ah sesi duydum, kimin düştüğünü görmedim. Bir silüetin düştüğünü gördüm. Geriye dönüp Semih Terzi'nin yaralandığını fark ettim. Onu içeri çektik. 20-25 dakika geçti, başka bir helikopter geldi. Sonra helikopterle onu GATA komutanlığına götürdük. Yanımda Hüseyin Oğuz vardı, Hasan Aksoy, Ahmet Kara vardı. Bilmediğim bir kişi daha geldi, GATA'ya götürdük. GATA'dayken oranın yetkilisi burada silahlı gezemezsiniz dedi. Silahları bırakamayız dedim. O sırada Erkan Tokgöz Yarbay geldi. 11. Tabur komutanıydı. O Cizre'de yaralanmıştı. Hastanede Yakup Yarbay'ın yanındaydı. Beni Oğuz Tozak Albay'la görüştürdü. Oğuz Albay, senin adamların nizamiyede ateş ediyor dedi. Benim nizamiyede personelim yok, kim olduğunu bilmiyorum dedim. Ben arayıp ateş etmemelerini söyleyeceğim dedim. Mehmet Bilgi Asubay'a ulaştım. Kimseye ateş etmeyin dedim. Beni Mihrali ile görüştür dedim. En son Zeki Aksakallı Tümgeneral'in Emir Asubay'ı aradı. Bana ateş ediyorlarmış, komutan seninle görüşmek istiyor dedi. Sonra komutanla görüştüm. Adamların varsa ateşi kessin dedi. Benim orada personelim olduğunu zannetmiyorum dedim. Zeki Paşa bana Ankara'da ne aradığımıza ilişkin bir şey sormadı. Sonra ben bunun üzerine Erkan Yarbay'la görüştüm. Silahımı, teçhizatımı oraya verip polislerin gelmesini bekledim. Bununla ilgili bu olaydan dolayı ben pişmanım, üzgünüm.